Merhaba canlarım, merhaba güzellerim, merhaba güzeller, merhaba gençler ve daima genç kalanlar. Evet, burası neresi? Burası Akyaka Mahallesi'nin yani Mula ili, Ula ilçesi, Akyaka Mahallesi'nin Çınar mevkii. Şurası hemen plaj, şurada harika bir deniz. Yazın çok da kalabalık, çok da güzel olur. Bakın. Biraz daha şöyle çevreyi gezdireyim size. Bakın. Bakın denizin güzelliğini görüyor musunuz? İlerleri yani şu gördüğünüz yerden daha ileride ünlü Selir Adası var. Yani Kleopatra denize girmişmiş ya. İşte orada denize girmiş. Bu mübarek Kleopatra'nın da denize girmediği yer yok. Birader ya. Öyle acayip. Canlarım benim de. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar güzel bir mekan, bu kadar güzel tabiat. Siyaset mi konuşacaksın? Biraz siyaset konuşmakta fayda var gibi ya. Neden var fayda? Ya aslında sorarsan hiç fayda yok. Ama AK Parti Genel Başkanı'nı dinledim. Çok hoş konuşuyor ya. İnsanın çok hoşuna gidiyor konuşmaları. Bayılıyorum. Ama bir gün bir İstanbul aşkını anlattı. İstanbul'a nasıl aşıkmış meğer ya. İstanbul için tutuşuyor ya. Ama haklı olarak İstanbul'a hiç hizmet edilmeyişinden şikayetçi. Yazık oldu İstanbul'a diyor. İstanbul'u perişan ettiler diyor. Bunu mutlaka diyor bizim belediyecilik anlaşmamızla düzeltmemiz lazım diyor. Şimdi ben yabancı biri olsam, İstanbul'da hiç yaşamasam, Türkiye'yi hiç bilmesem ve bana birisi siyasi parti lideri olarak tanıtsa beyefendiyi ve tercüme etse, ben Türkçe de bilmiyorum. Haliyle Türkiye hakkında bilgim de yok. İstanbul hakkında da bilgim yok. Duyuyorum İstanbul, biliyorum ama kim yönetmiş, nasıl yönetmiş, ne zaman yönetmiş o konularda bir bilgim yok. Bana çeviriyorlar, diyorlar ki İstanbul'a aşığı beyefendinin, hani diyor ya İstanbul perişan olmuş, hiç bakamamışlar İstanbul'u, rezil etmişler, kepaze etmişler. Buraya bizim tarzımız belediyecilik yapılması gerekir diyor ya, diyor bana, anlatıyor. He diyorum, ben de meraklı, ne güzel şeyler söylüyor diyorum. Evet diyor, ama biliyor musun diyor, 25 seneden beri İstanbul'u o ve onun diyor partisi yönetiyor diyor. Ben soruyorum, ama diyorum hatırladığım kadarıyla sizde demokrasi pek eski değil, 1950'li yıllarda falan. E tabi diyor, bizde demokrasimizin tarihi 68 yıllık diyor. Bu 68 yılın 25 yılında diyor beyefendi İstanbul'u yönetti diyor. Başbakan olarak ya da işte cumhurbaşkanı, belediye başkanı olarak ve hep kendi partisi, onun partisi, onun arkadaşları, onun seçtikleri daha doğrusu, onun tercihleri yönetti diyor. Ama diyorum bak İstanbul için çok kötü şeyler söylüyor. E kötüyse kendi yaptı diyor. Şaşırıyorum ben. Ama şimdi çok güzel şeyler söylüyor diyor. Şimdi çok güzel şeyler yapacağım diyor. O zaman da diyor belediye başkanı olmadan önce de çok güzel şeyler yapacağını söylemişti diyor. Bana anlatıyor. Peki hiçbir şey yapmadım? Yok diyor. Sadece diyor o belediye başkanı olmadan önce İstanbul'a 5 sene yağmur yağmamıştı. O geldikten sonra 5 sene gök yarıldı diyor. Ha şanslı yani diyorum. Başka hiçbir özelliği yok. Hiçbir yeteneği yok diyor. Tek özelliği şansı. Onu da diyor sadece kendi ve yakın çevresi için kullanıyor diyor. Peki Türkiye? Türkiye'yi nasıl yönetti diyor, soruyorum ben. Hani ünlü diyorum reis dedikleri. Evet diyor işte Sayın Cumhurbaşkanımız diyor aynı zamanda. Ha sen bana AK Parti Genel Başkanı dedin diye soruyorum ben. Canım hem AK Parti Genel Başkanı diyor hem de Cumhurbaşkanı diyor. Şaşırıyorum ben tabii. Hem AK Parti Genel Başkanı hem Cumhurbaşkanı falan. Bir de İstanbul'un o kadar berbat oluşunu başkalarına bağlaması. Hesap yapıyorum kafamdan. Diyorum ki iyi ama 68 senelik bir demokrasi. 25 senesini beyefendi kendi yönetmiş. E neredeyse yarısında belediye başkanı oymuş. Yani demokrasi tarihinin neredeyse yarısı. Hadi değilse de 5'te 3'ünde. Yani İstanbul 5 gün demokraside yaşamış. 3 gününü beyefendi yönetmiş. E İstanbul bu halde ve kendisi de şikayetçiyse demek ki o zaman İstanbul'u hiç yönetmemiş. Karşımdaki güller o zaman bana. Yani bana Türkçe, İngilizce'ye çeviren Türk, mihmandarım güler. Zaten der hiç yönetemedi.
yönettiği zamanlarda çok kötü yönetti der. Yukarı yukarı çıktı der. İstanbul'un silüetini bu beyefendi mi bozdu diye sorarım ben. Evet, bu beyefendi bozdu. Hani biz Boğaz'dan geçerken, sizinden tekneden geçerken hep o gökdelenleri gördük. O hani havalanına, eski havalanına giderken gördüğümüz o gökdelenleri hep bu beyefendi zamanında mı yapıldı diye soruyorum ben. Evet, hep o beyefendi zamanında yapıldı diyor. Mihmandarım. Herhalde delirebilirim ben, değil mi? Ya da derim ki, ya Türkiye'de nasıl bir siyaset var? Türkiye'de siyaset, iktidar sahibinin kendi iktidarını kötülemesi. Neden acaba diye düşünürüm, akıl yürütürüm, sebep koyarım, sonuca bakarım. Büyük ihtimalle derim, Türkiye'de ve bu beyefendinin yönettiği ülkede ve bu İstanbul'da muhalefet partileri yokmuş. E peki ama demokrasi dedi diye düşünür biçimden. Demokrasi varsa neden tek kişi yönetti? Demokrasi değilse neden demokrasi diyorlar? Kafam karışır. Hiç anlarım ya. Kafam karışır. Karışmaz mı? Sizin karışmaz mı kafanız? Karışır ya. İşte böyle. Bugün gazetelerde Mansur Yavaş'ın, tabii gazetelerde derken internet gazetelerinde Mansur Yavaş'ın açıklamaları var. Ben dinleyemedim. Çünkü bugün yine evden kovuldum. Sahir zamanlarda da kız kardeşime giderdim evde temizlik olduğunda. Ama bugün onların da evinde çok büyük tadilatlar var. Çatılarında yenileşmeler var. Oraya da gidemedim. Kaçtım evden, ne yapayım? Böyle zaman zaman kaçıyorum işte. Haliyle çok fazla ilgilenemedim. Ama Mansur Yavaş'ın yaptığı basın toplantısına haberim var. Dün gece benim söylediklerimi tabii haklı olarak daha geniş açıdan ve çok daha açıklayıcı bir şekilde anlattı Mansur Bey. Aynen dediğim gibi. AK Parti zihniyeti ve tabii ki AK Parti yönetenler bir tecavüzcüyü, bir sahteciyi tutmuşlar. Belli ki eline para vermişler. Sen çık git demişler savcıya. Savcı bizden seni dinler. Gerekirse soruşturma da başlatır demişler. Belli ki öyle olmuş yani. Ve aynen de bugün Mansur Yavaş anlattı. Dün gece benim anlattığım gibi olmuş. Dedim ya, Türkiye'de herkesten şikayetçi olabilir. Savcı ben seni dinlemiyorum diyemez. Hele bir de tembihli bir savcıysa hemen medyaya da haber verir. Ve yapıştırırlar üzerinize suçu. Ya esas adam dolandırmış önüne gelen herkesi. Ama sevgili Mansur Yavaş'ın üstüne yıkmaya çalıştılar. Kimileri de dedi ki bana bugün, telefon ettiler, dinledin mi diye. Dedim kısmen dinlemedim de takip ettim. Ömer Çelik için ne diyorsun dediler. Sadece sustum. Şu anda da susma hakkımı kullanıyorum. Canlarım, bu arkamda gördüğünüz yerde ünlü Gökova Körfezi. Burası Akyaka Mahallesi'nin sırtları. Evet. Hani demiş ya Mehmet Akif şiirinde İstiklal Marşı'nda. Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı, sıksan şu heda. Evet, buralarda şehitler olduğunu zannetmiyorum. Çünkü buralarda çok fazla savaş da olmadı. Savaş daha yukarıda oldu. Aydın yöresinde ve Aydın'ın yukarısında oldu. Afyon platosunda oldu savaş. Ama buraları dünyanın en güzel yerleri olmasına rağmen halen çok bakımsız yerler. Hele son 17 senedir hükümet olan AK Parti buradaki belediyelere hiç yardım etmedi. Hiç yardımcı olmadı. Gördüğünüz işte geçenlerde 2019 senesi programı açıklandı. İzmir'e 30 bin lira, Ankara'ya 1 milyar lira, İstanbul'a 3.2 milyar lira. Peki İmamoğlu belediye başkanı olursa bu parayı verecekler mi? Bilmiyorum. Utanmaları varsa tabii ki verecekler. Ama var mı? Bütün mesele utanmaları olup olmadığında. Mansur Yavaş Ankara'ya kazanacak, o belli zaten. Mansur Yavaş'a 1 milyar lirayı verecekler mi? Onun için de aynı şeyi söylüyorum. Utanmaları varsa mecburen verecekler. Tunç Soyer'e gelince, zaten İzmir belediyeciliği biliyorsunuz borç üzerine değil. Şu anda Türkiye'de kasasında para bulunan ve borcu hiç olmayan, dünya üzerindeki finans sisteminde en kredibilitesi yüksek olan şehrimiz İzmir. Diyeceksiniz ki bir şey yapmadılar ki para harcasınlar. Vallahi arkadaş be, belki çok doğru. Ama İzmir'in gelecek 50 senesini de satabilirler, ipotek altına alabilirlerdi. O zaman daha mı iyi olurdu? Her şeye rağmen İzmir gayet iyi. İzmir'de şehir içi trafiği İstanbul'la
kıyaslanmayacak kadar güzel. Yani ben İzmir'in kötü yönetildiğine inanmayanlardanım. Aksine İzmir son 20 senenin, 25 senenin İstanbul'una göre nazaran, hele Ankara'ya nazaran çok daha güzel yönetildi. Çok daha hesaplı yönetildi. Yani CHP iyi belediyecilik yaptı. Bunu lütfen kabul edelim. CHP'li olmak şart değil. Ben CHP'yi çok da beğenen birisi değilim, biliyorsunuz. Sadece ve sadece AK Parti iktidarının yeter artık denmesi için son bulmasından yanayım. Bir de ekonomiyi çok kötü yönettiler. Çok. Ve ekonominin mutlak surette ya yeni bir soluğa ihtiyacı var ya da AK Parti yönetimine seçmenin mutlaka ders vermesi gerekiyor. Evet canlarım, işte burası da böyle bir yer. Biraz daha şöyle bakalım isterseniz. Ha, bu arada size size bir sürpriz yapmak istiyorum. Bu videomu, bu içeriğimi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın uzaya gitmemiz konusundaki kararlılığını anlatan bir videoyu yayınlayacağım. Kısacık bir video. CHP ne derse desin, uzaya gideceğiz diyor. Hadi hazırlanın he. Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'u falan kazanamayacak belki ama büyük ihtimalle uzayda bazı yerler almış, bizi uzaya çıkaracak. Nasıl mı? E vallahi abi ne bileyim ben, çıkaracağım diyor. Çocukluğumuzda biz oynardık ya, ha, sen benim babamı tanıyor musun? Bak ben sana çatlasan da patlasan da sana ne yapacağım diye. O tarz bir konuşma. Bakalım izleyin. Akşam saat 20'de görüşmek üzere. Hoşçakalın canlarım. Hoşçakalın. CHP zihniyeti bu. Onun için uzaya tabii ki bunlar karşı çıkacak. Niye? Ha, iktidar böyle bir şeyi yapmasın. Ey CHP, istesen de istemesen de biz uzaya çıkacağız.